Taşlarımız atölyemize ham olarak gelmekte ve burada şekillendirilmektedir. Dört atölyemizde temel kuyumculuk eğitiminden başlayarak sadekar yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Ne yapıyoruz burada? Öncelikle yaptığımız şey taşların doğadan başlayarak son kullanıcıya ulaşana kadar geçen süreci ve aynı şekilde yine metalin de dökümünden bitmiş ürün haline gelen, yani mücevher ve takı haline gelen tüm süreçleri burada arkadaşlarla birlikte üretmeye çalışıyoruz. Ana amacımız biraz önce söylediğimiz gibi burada sadekar yetiştirmek. Yani bir işi en başından alıp sonuna kadar götüren kuyumcular yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Elimizden geldiği kadar burada kuyumculuk temel teknikleriyle başlayarak telkari, mıhlama, taş işleme, tesbih yapımı, aksesuar üretimi, bu ve buna benzer takı ve aksesuar konusunda her şeyi öğretiyoruz 2 yıllık eğitim süreci boyunca. Burada daha çok biz yüzük üretimi, takı, set dediğimiz küpe, kolye ve yüzük yine aynı şekilde. Broş, süs taşından yine saat üretimi, anahtarlık üretimi. Buna benzer bazen obje üretimlerine, ya dönemsel olarak değişebiliyor. Dönem neyi getirirse ya da ne talep görüyorsa o meyanda üretimler yapabiliyoruz. Şu anda Batman Üniversitesi Atölyesi mevcut üniversiteler içerisindeki en gelişmiş atölyelere sahip. 4 atölyemizde aktif olarak eğitimlerimiz devam ediyor. Birisi tesbih atölyesi, süs taşı işleme atölyesi, metal işleme atölyemiz ve bunun yanında CNC lazer atölyemizle birlikte. Bu yüzden en gelişmiş atölyeler, yani kuyumculuk anlamındaki kuyumculuk ve süs taşı atölyeleri Batman Üniversitesi'nde mevcut. Biz burada usta-çırak ilişkisinden ziyade öğretim süreciyle birlikte, yani 2 yıllık süreçte ara eleman yetiştiriyoruz. Elbette ki çıraklık daha uzun süren ve belki daha faydalı bir süreç denilebilir ama bizde de yine uzun çalışma saatlerinde atölyede geçen uygulamalarla birlikte benzeri bir eğitimi vermeye gayret gösteriyoruz. Özellikle kuyumculukta ara eleman zaten bir problem. Bizden kolaylıkla iş bulabilmeleri mümkün oluyor. Da isteyenlere yine bizim tarafımızdan da referans olarak yine belirli atölyelere yerleştirebiliyoruz. Bölümü daha çok liseden yeni mezun olmuş ve bir de bu işi hobi olarak yapmayı düşünen insanlar tercih ediyor. Bayan öğrenci ağırlıklı oluyor.
Bu bölümü seçmemin asıl sebebi tasarıma ilgim var. İleride de zaten kendi atölyemi açmayı düşünüyorum. Şöyle hani bir şeyleri tasarlayıp kendime özel, kendime has bir şeyler yapmayı seviyorum. Burada genelde hani kişiye özel tasarımlar yapmayı düşünüyoruz. Yüzüktür, bilekliktir, kolyedir ya da daha farklı şeyler, küpe. Bunu yani hobi olsun diye ben normal şartlarda çalışıyorum. Hobi olsun diye yapıyoruz. Evde de küçük yani kendime ait küçük bir atölyem var. Onunla yani buradan arta kalan mesela burada yapabileceğimizi zaten yapıyoruz. Yapamadıklarımızı da orada tamamlıyoruz evde.